Real TV Amerika'dan haber verir. Amerika Savunma Bakanlığı yani Pentagon, Türkiye'nin Afganistan'daki Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi görevini üstlenmesi için detaylar üzerinde çalışıldığını açıklamıştı. Tabii bu kapsamda da Türkiye'nin öncü rol oynaması konusunda daha yapılması gereken çok iş olduğu belirtilmişti. İşte bugün Biden ve Erdoğan'ın 15 Eylül'de NATO zirvesinde yaptığı görüşmede gündeme gelen Afganistan'da Kabil Havalimanı'nın güvenliğiyle ilgili Amerika'dan teknik heyetin Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi. Ziyaretin Perşembe günü Ankara'da gerçekleşmesi bekleniyor. Tabii görüşmeye yönelik, ziyarete yönelik Milli Savunma Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Bu açıklamada Amerika Savunma Bakanlığı teknik heyetinin Afganistan'daki Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini ele almak üzere Perşembe günü Ankara'da olacağı paylaşıldı bakanlık tarafından. Dolayısıyla NATO'nun kararlı destek misyonu görevini bitireceği gün olan 11 Eylül'den sonra Türkiye'nin de talip olduğu Hamid Karzai Kabil Havalimanı güvenliğini sağlama görevi NATO zirvesinde de tabii Biden-Erdoğan görüşmesinde de ele alınmıştı. İşte sonrasında ise tabii Erdoğan lojistik ve mali destek sağlaması şartlarıyla havalimanı güvenliğini Türkiye'nin Macaristan ve Pakistan'la işbirliği halinde bu görevi üstlenebileceğini belirtmişti. Aslında baktığımızda Türkiye NATO kararlı destek misyonu kapsamında Afganistan'daki Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi görevini yaklaşık 6 senedir sürdürüyor. Bakalım yeni süreçte bu durum nasıl devam edecek? Perşembe günü yapılacak görüşme sonrasında da durum biraz daha netleşecek gibi görünüyor diyebiliriz. Özlem Şen Yaşar, Real TV, Washington.